Tekrar merhaba millet. Bugün bir fetih videosu çekiyoruz. Daha doğrusu fetihe girmeyeceğiz ama ilk önce fetih hakkında bilgi vereceğim. Yani hangi karakterleri lider olarak kullanmanız lazım. Hangi karakterleri destek olarak kullanmanız lazım. En ideal takımlar hangileridir falan gibi. Daha sonra fetih oynadığım bir video da gelecek. Bu takımları size... Göstereceğim şimdiki takımları ve işte liderleri destekleri falan bizzat test ettiğim bir video da gelecek. Ama şimdilik bir lider destek ve oluşturabileceğimiz en ideal takımlara bir bakalım. Ondan sonra o videoyu da çekeriz bir ara. Şimdi daha önce de videolarımda bahsettiğim gibi PvP'de dikkat etmeniz gereken şey liderliğe. Örneğin şuna gidelim. Liderliğe tüm zayıflatmaları kaldıran bir karakter koymanız. Mesela süper devde bu var. Tüm takım arkadaşları etkileşim oranı zayıflatında tüm zayıflatmaları kaldırır 20 saniye. Bu gayet güzel bir lider. Bunun gibi e, liderler kullanmaya çalışın. Fethi'de e, destekte de örneğin kolossus gibi bir karakter en ideal seçim olacaktır. E, şurada bunda değil pardon. Evet şurada. Tüm takım arkadaşları işte yansıyan etkilerden gelen hasarı azaltır. Ee, tüm takım arkadaşlarına fiziksel yansıtma veriyor. Aynı zamanda hem kahraman hem de süper kötü tarafından alınan hasarı %50 azaltıyor. Çok güzel bir destek. Ondan sonra bir başka diğer desteklere de bakarım. Ben ilk önce liderleri bir sıralayayım. Kim var? Ee, bu şey Fethi için en ideal liderler kimler olacak falan diye. Öncelikle baştan bir başlayalım. Öncelikle Mephisto. Mephisto'da bu özellik var. Liderliğinde takımdaki kötü adamlara veriyor bu özelliği. Zayıflatıldığında tüm zayıflatmaları kaldırır. Burada bir saniye yazıyor ama... E, siz bu karakteri kastığınızda bu e, değer de artacaktır. Eğer elinizde Mephisto varsa ama Mephisto e, elde etmesi ve kasılması zor bir karakter olduğu için... E, biraz geri plana atabilirsiniz. İkinci olarak... Lider olarak önerebileceğim süper dev. Şurada tüm takım arkadaşlarına veriyor bunu. Zayıflatıldığında tüm zayıflatmaları kaldırır 20 saniye. Çok güzel. 20 saniye sürüyor bir de. Bazı karakterlerde 12 saniye sürüyor. Ama bu herhalde dolma süresi. Yok bekleme süresi. Aynen 20 saniyelik tüm zayıflatmaları kaldırma veriyor. Çok güzel bir liderliği var bu karakterinde. Daha sonra sentry var. Sentry hepinizde olmayabilir belki ama olanlar için söylüyorum. Liderliğinde bu çok güzel bir liderliği var. Tüm zayıflatmaları kaldırıyor. Aynı zamanda tüm saldırılarda %30'luk bir artış sağlıyor. Evet bunu da geçtiğimize göre bundan sonra Odin var. Odin'in de liderliğinde var. Tüm takım arkadaşları zayıflatıldı. Tüm zayıflatmaları kaldırıyor. Dirençler çok önemli değil. Ee, bu kadar bakmamız yeterli. Sonra Silver Surfer var. gene aynı şekilde liderliğinde tüm zayıf atmaları kaldırıyor. Aynı zamanda 20 saldırı, 20 savunma ve 1 de hız veriyor. Gayet güzel bir liderlik. Devam edelim. Bir sonraki Jin. Jin'in de liderliğinde var. Tüm zayıf atmaları kaldıran bir liderliği var. Gayet güzel. Fethi için en ideal liderlerden biri. Bu saydığım liderleri şeyde fetihte kullanmaya dikkat edin. Rastgele lider kullanmayın. Ve bu liderleri en etkili takımlarınızda kullanın. Şimdi ona, ona göre de ben takım tavsiyesi vereceğim zaten. Ee, ama şimdilik bu şekilde ilerliyoruz. Şuradan bakıyorum hemen. Geçiyorum geçiyorum. Ve Luke Cage. Luke Cage yalnız ee, sadece muhafız müttefikleri veriyor. Bunu da çok ideal bir takım var. Bunu da göstereceğim takım gösterdiğim zaman. Ama şimdilik sadece liderliğinden bahsedelim. Muhafız müttefikler etkileşme oranı zayıflatıldığında %100 ihtimalle fiziksel hasara karşı bağışıklık verir bu çok güzel Yani fiziksel hasarınızı yani fiziksel hasar aldığınızda tamamen hasarı kesiyor Ve tüm zayıflatmaları da kaldırıyor bunu bütün muhafız müttefikleri yapıyor Evet bunu bunun takımına da geleceğiz daha sonra şimdilik geçiyorum Bundan sonra Bakıyorum Evet Dr. Doom var Doom'un da liderliğinde gene tüm zayıflatmaları kaldıran bir özellik veriyor. Sonra molekül mende de aynısını veriyor. Eğer elinizde varsa tüm takım arkadaşlar tüm zayıflatmaları kaldırır. Şu altta gördüğünüz gibi. Aynı zamanda tüm takım arkadaşlarına kendi ve karşı tarafın hasar artışı düşüşünü Yoksa eğer saldırılarında zincir darbe hasarını %15 azaltır. Gayet güzel. Devam edelim bakalım başka kim var elimizde evet şöyle devam ediyorum melek var arkadaşlar geçen de Thanos videosunda kullanmıştım zaten Eğer zayıflatıldığında tüm zayıflatmaları kaldırır gayet güzel bir lider ondan sonra şöyle ilerlemeye devam edelim hızlı hızlı videomuz kaç dakika 5 dakika oldu daha şimdiden Evet Blue Dragon var, Dragon. Bunun liderliğinde e, hem gökyüzü savaşçılarına e, saldırı artışı veriyor ve aynı zamanda tüm zayıflatmaları kaldıran bir özelliği var. Bu da gökyüzü savaşçıları için ideal liderlerden biri. Devam ediyorum. Sonra Malekith var. Gene tüm zayıflatmaları kaldırıyor, aynı zamanda enerji savunma artışı veriyor. Gayet güzel bir lider. Sonra Spider Woman var. Bu e, örümcek istene sahip müttefiklere veriyor bunu. Bu da gayet güzel bir lider. Ondan sonra devam ediyorum, devam ediyorum. Kaldı mı? Hiç. Hmm, evet. Şöyle bakalım. Şuralarda bir iki tane daha olacaktı. Evet, Sentinel var. Sentinel de bu özelliği veriyor bize. Tüm takım arkadaşlar zayıflatıldında tüm zayıflatmaları kaldırır. Ondan sonra Tain de veriyor bunu. Tain çok güzel bir lider. Hem saldırı artışı veriyor, hem de tüm zayıflatmaları kaldırma özelliği var. Evet, bu kadar. Ee, şimdi, bir saniye, şuraya bir not alıyorum. Evet. Şimdi destek olarak hızlıca destekten de bahsedeyim. şimdi kullanabileceğiniz en iyi destek Kolossus. Öncelikle onu söyleyeyim. Şu an ilerilerde oraya geldiğimde göstereceğim. İkinci olarak kullanabileceğiniz en iyi destek kostümlü hali Kara Çene'nin. Kostümlü hali kullanabileceğiniz en iyi desteklerden biri. Tüm takım arkadaşlarına evrensel türünde türüne verilen zararda 135 artış sağlıyor. Aynı zamanda evrensel türü karakterlerden alınan hasarı %35 135 azalma veriyor. Bu şey çok iyi bir özellik. Neden diyeceksiniz? Çünkü oyunda sağlam PvP hero'larının büyük bölümü evrensel. Bu yüzden çok etkili o yönden. Bakalım pasifinde bir şey veriyor muydu? Pasifinde vermiyor ama kostüm özelliğinde veriyor. Yani bunu kostümlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Sonra devam edersek buradan. Hemen bakıyorum. Şöyle biraz... Pay level çok güzel bir destek. Şurada bir saniye. Ee, şurada. Evrensel kahramanlara tüm saldırılarda %30 artış ve yetenek hasarını ve bonus hasarını da artırıyor bu karakter. Bu karakter kullanabileceğiniz en güzel desteklerden bir tanesi. Hızlıca şuraları geçiyorum. Gözüme takılan güzel bir destek. Yani Shuri falan da kullanılabilir belki ama süper kötü tarafa verilen hasar olduğu için çok tavsiye etmiyorum. Yani Onu ancak Thanos'a falan karşı kullanabilirsiniz. Ee, şöyle gidelim. Destek olarak kim var başka? Desteğimiz biraz az maalesef. Ee, PvP alanında Desteği iyi olan karakterler çok az. O yüzden Taskmaster'ı kullanabilirsiniz. Kostüm bonusunda özellik verdiği için. Kahraman tarafı ve süper kötü tarafa verilen hasar artırıyor. Kostümlü hali bu arada. Dikkat edin ona. Ondan sonra destek olarak destek olarak Jessica Jones da de Onun o sadece e, şey muhafız müttefikleri etki etkettiği için onu ben takımda göstereceğim size şöyle hızlı hızlı geçiyorum umarım atladığım olmamıştır şu an gözümle takip ediyorum ama Kolossus gene çok iyi yeteneklerinde şurada bahsetmiştim zaten tüm takım arkadaşlarına verilen e, desteği ondan sonra mistik var gene güzel bir destek Şurada mı? Pardon şurada. Tüm takım arkadaşlar hem karman hem süper kötü tarafı verilen hasarı artırıyor. Gayet güzel bir destek bu da. Ondan sonra bakıyorum şöyle. Bir de kara cüce var. Kara cücenin desteği de çok iyi. Ee, şurada mıydı? Şurada galiba. Aynen. Kara tarikat müttefiklerine çok güzel etkiler veriyor. Ee, sersemle bağışıklığı, savunma aşma bağışıklığı tüm müttefiklere yani kara tarikat müttefiklerine fiziksel yansıtma veriyor. Aynı zamanda yansıyan etkiden gelen etkilerden gelen hasarı da azaltıyor. Yani bu da işte yansıyan etkilerden gelen hasar da ne demek? İşte Silver Surfer mesela etkiyi yansıtıyor ya işte siz hasar yaptığınızda size geri yansıtıyor. Bu yansıtmayı kırıyor o hasarı. Şimdi ideal takımlara gelecek olursak hemen 11 dakika oldu. Hemen bir ideal mesela şuradan başlayalım. Şunu ben destek olarak koyuyorum ve Kara Tarikat koyacağım yanına. Çünkü bütün Kara Tarikat üyeleri faydalansın diye yanına süper dev koyuyorum. Onun yanına da Ebony Mav aslında şöyle yapalım. Ebony Mav en iyi destek olacak. Ebony Mav evet şöyle. Bu, bu takım en iyisi olacak ama Ebony Mav'ın tabii Kara Çenenin e, kostümünün olması gerekiyor ve bunların kasılmış olması gerekiyor. Ben de şu anda kasıyorum zaten. Evet ikinci bir takıma gelirsek ee, mesela şöyle yapalım Mephisto'yu koyalım başa tüm zayıflatmaları kaldıran bir karakter olsun İşte yanına da biraz daha güçsüz şöyle mesela Iceman şeyde fena değil Fatih de Iceman'ı koyabiliriz ee, sonra Negasonic Teenage Warhead bu da fena değil şöyle bir ufak bir normal ortalama bir takım da yapabiliriz sonra biraz daha güçlü bir takım yapalım. Sentry lider olsun. Hem zayıf atmaları kaldırıyor hem de %30'luk bir saldırı atışı veriyor. Bunun yanına iki destekli bir şey yapalım mı? Aynen öyle bir takım yapalım. Şöyle kolossus koydum. Ve yanına da çok güzel bir destek olan birini koyacağım hemen. Şuradan evet. Fayla veri koyacağım. Bu da harika bir takım. Yani bu bu takım böyle hani bazen 3 karakter koyuyorlar da işte Sentri koyuyorlar sağlamlardan böyle. Sentri koyuyorlar işte yanına Silver e, Surfer koyuyorlar, onun yanına Jin koyuyorlar falan. Yani bu takım o 3'ünü alabilir aslında size öyle söyleyeyim. Çünkü e, destek gerçekten fark ediyor oyunda. Hani öyle 3 üç, üç tane güçlü karakteri koydum bütün karakterleri alsın falan derseniz o biraz zor. Evet, başka bir takım kuralım. Şöyle Jin lider olsun. Yanına Thanos koyalım. Onun yanına da gene Kolossus koyalım. Hatta Kolossus olmasın ya. Başka bir karakter olsun. Kim olabilir? Ee, bakıyorum. Şöyle. Mesela Taskmaster nerede? Taskmaster olabilir. Gayet de güzel olur. Şöyle. Mesela şöyle bir takım da kurabilirsiniz. Örneğin. Daha sonra. Çok güzel bir takımdan daha bahsedeceğim size. Şöyle Luke Cage. Çok sağlam bir karakter. Yanına ben Daredevil'ı koyuyorum. Ve onun yanına da hemen şöyle gösterelim. Evet şöyle Jessica Jones Şimdi Jessica Jones'un yeteneğinde Şimdi size göstereyim şunu pasifinde Evet muhafız müttefiklere e, Tüm saldırılarda %50 artış veriyor Ve %100 ihtimalle zihin başar e, Hasarına karşı bağışıklık veriyor Evet burada bir şey vermiyor Yani bu bunun bu arada kostümünde bir özelliği var mıydı Onu da kontrol edelim Evet kostümünde de özelliği var e, Uygulanacak olan Muhafız müttefikler etkile Etkileşme oranı YP %35-6 ise ee, uygulanacak olan kendisi. Ha, aynı takımda olduğu zaman kendisini uyguluyor. Ha, anladım. Ee, aynen. Bu, bu konuda da güzel. Oh, uygulanacak olan muhafız müttefikler. Herhalde bunu yanlış yazmışlar ya. Çünkü hem muhafız müttefikler yazmışlar hem şey Türkçeye sanırım bunu yanlış çevirmişler. Ama bu karakteri şu takımda kullandığınız zaman zaten sağda bonus da veriyor ayrıyetten. Gayet güzel bir e, verim alırsınız. Çünkü korkusuz da aynı zamanda şeyde PVP de güzel olduğu için ya şu takım da en ideal takımlardan biri olacak. Şöyle bir bakalım. Tabi bunların kostümlerini almanız gerekiyor. Ee, başka bir takım oluşturmak istersek şöyle daha bulunabilecek karakterlerden hemen şöyle bakıyorum. Ha, mesela şöyle Melek koyalım. Yanına bir iki bir iki tane e ortalama güçte şey koyabiliriz. PvP karakteri. Şöyle Hulk olsun. Hulk'dan hiç bahsetmedik. Yanına da Thanos olabilir. Şöyle şöyle bir takım da güzel. Bu takım da gayet ideal takımlardan biri. Sonra meleği de geçtim. Malekit kullanalım bir de. Malekit nerede? Evet şurada. Şöyle Malekit dedim. Yanına da bir iki PvP'lik karakter koyalım. Şöyle Deadpool olabilir. <laughs> Yanına Quicksilver gayet güzel olabilir. Ya da e, nerede benim o karakterim? Evet, Wolverine mesela şu şekilde bir şey de olabilir. E, bu da gayet güzel bir şey takımı. Ondan sonra e, lider olarak Odin diyelim mesela. Ee, bu da tüm zayıflatma rakamları yanına. Bu arada Odin'e bir kontrol edeyim de tüm takım arkadaşlarına mı veriyordu? Aynen. Ee, yanına yanına Dormammu'yu koyalım. Bir tane de destek koyalım. Destek olarak da Mistik olsun. Mistik tüm takım arkadaşlarına da veriyordu. Ona, ondan da bir emin olalım. Evet tüm takım arkadaşlarına veriyor. Şu da gayet güzel bir takım mesela. Ama tabi e, Odin hasar karakteri olduğu için mesela ben de hasar karakteri yaptım bunu. O yüzden pek etkili olmayabilir ama Dormammu ve Mystic gayet etkili oluyor. Dormammu'ya da ben Regenerasyon taktım. E, ee, Mystic'te de zaten Sezgi var. Gayet güzel bir takım olur. Dormammu etkili olur yani bu takımda. Ya da nasıl bir takım olabilir? Ee, şöyle Doctor Doom ya da Molekülmen biraz daha sağlam. Molekülmen'i koyalım. Yanına işte ne bileyim Kolossus'u koyalım. Ve bir tane güçlü bir karakter de yanına koyalım ki şey olsun. Ee, güçlü bir takım olsun. Kimi koyabiliriz? Yani Thanos olabilir. Ya da ne bileyim. Silver Surfer falan koyabilirsiniz ama Silver Surfer şuraya getirseniz daha iyi aslında. Şöyle hiç molekülmenin yanına koymasanız bile olur. Ya yani, onun için Thanos yapalım şöyle. Molekülmen lider olsun. Bu da gayet güzel bir takım. Yani takım oluşturmanın mantığı bu. Ee, şeye liderliğini kime verdiğine falan dikkat edin. O şekilde e, takımı siz kendinize ayarlayabilirsiniz. Ben sadece örnek verdim. Son hâne, şöyle e, şimdi aklıma geldi. Son bir iki takım daha göstereyim size. Onu unutmuşum. Hemen kaç dakika oldu bu arada? Çok uzun oldu ya. Hemen şöyle Blue Dragon'ı koyuyorum. Blue Dragon liderliğinde gökyüzü savaşçıların müttefiklerine verdiği için şu anda ben gökyüzü savaşçılarına bakıyorum. Ama bulamıyorum. Evet neredeler bunlar? Böyle olmayacak hemen şuradan. Gökyüzü savaşçılarını seçiyorum. Evet yanına şöyle bir takım yaparsam. Hatta şu daha iyi olur. Böyle gayet güzel bir etkili bir takım olur. Ve bunların eğer potansiyellerini açarsanız ki ben açmadım. Aslında açmam gerekiyor Fethi için. Ee, böyle karakterler koyarsanız bu da gayet güzel bir takım olur. Ve bunun dışında bir takım daha göstereceğim size. Hemen ona da gelelim. Şöyle şuralardan. Evet şöyle Spider. işte Spider Woman'ı koyuyorum. Şöyle örümcek hislerinde artış veriyordu. Yanına örümcek adam. Ve son olarak da. işte şu olabilir ama bu özel karakter. Şöyle bir şey olabilir. Ya da şu da olabilir Scarlet Spider. Bu da gayet güzel bir takım olur. Evet bu videoda bu kadar millet. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, tekrar görüşmek üzere.